Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendimizi tanıtarak konumuzu sizler uzunluğuna tartışacağız. Biz 3 hoca olarak, 3 kişi olarak minimal invaziv koroner artery bypass cerrahisini tartışmak istiyoruz. İsmim Doktor Mehmet Kaya. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eğitim görevlisi olarak çalışmaktayım. Minimal invaziv kalp cerrahisi ile ilgili yoğun şekilde bir ilgi alanımız olmakta. Bize de gelen bu davetten dolayı onurize olduk ve çok teşekkür ettiğimizi bildirmek isterim. Merhaba herkese, iyi akşamlar. İsmim Mete Gürsoy. Eski adıyla Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi. Şimdiki adıyla Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahı olarak çalışıyorum. Eğitim görevlisiyim. Ben de Mehmet Hocam gibi minimal invaziv kalp cerrahisi ve Gündüz Hocam gibi ve yetişkin kalp cerrahisiyle ilgileniyorum. Bugün değerli hocamla sizlere tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Doçent Doktor Gündüz Yümün. Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi'nde çalışmaktayım. Mehmet Hocam'ın öncülüğünde minimal invaziv kalp cerrahisi yapmaya çalışıyorum. Bu konuda da tecrübelerimizi, bazı görüşlerimizi, belki çekincelerimizi paylaşmak istiyorum ben de. Sohbetimize bir yol haritası belirledik. Yol haritasında aynı zamanda kendi hepimizin ortak tecrübeleri, neler yaşıyoruz, neler yaşadık, neler oluyor, bizim kendi nosyonumuz ne, bunun üzerine. Ben bu nedenle süreyi de çok uzatmamak için hızlıca MidCap ile ilgili bazı düşüncelerimi dile getirmek istiyorum. Bu şekilde tartışma ortamını daha kolay yakalarız diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle klasik cerrahiye alternatif bir modalite arandığı kesin. Yani kimse sternumu kesmek istemiyor. Herkes minimal invaziv bir şekilde hastayı taburcu etmek istiyor. Klasik cerrahiye de alternatif olabilir mi sorusu gündeme tabii taşınıyor. Ama alternatif olurken klasik cerrahide yaptığınız tüm modalitelerin aynısını uygulamanız gerekiyor. Yani full arteriyel bir grafleme yapmayı düşünüyorsanız klasik cerrahide aynısını MidCap'te ya da minimal invaziv kalp cerrahisinde yapabiliyor musunuz? Klasik cerrahide full arteriyel beating yaparken minimal invaziv CABG'de aynısını yapabiliyor musunuz? Ve bunun öğrenme eğrisi ayrı ve uzun bir süreç mi? Olmaması gerekiyor. Çünkü kalp cerrahları zaten mezuniyetlerinden sonra 7-8 yıl sonra belki eksper bir cerrah dediğimiz o konuma geliyor. Çok fazla zamanları da yok kalp cerrahlarının. Avantajlar, dezavantajlar tabii tartışacağız. Ben bu şekilde bir giriş yapmış olayım. Mete hocamın bir katkısı olur mu bu girişte? Düşünceleri nedir? O şekilde isterseniz dönelim. Hocam, öncelikle ben de sizin gibi klasik cerrahiye bir alternatif midir? Klasik cerrahi ile yapılan her şey MidCap yöntemiyle de veya minimal invaziv tekniklerle de yapılabilir mi? Hatta bir belki boyut ilerisi, acaba yeni klasik cerrahi MidCap midir? Veya minimal invaziv cerrahi midir? Veya yeni altın standart bu mu, bu olmalı mı konusunda özellikle sizin metotlarınızla izledikten sonra daha farklı ufuklardan bakmaya başladım. Kalp cerrahisinin, özellikle koroner arter cerrahisinin yeni standardının istisnalar dışında MidCap olabileceği yönünde bir şey taşıyorum, düşünce taşıyorum. Bilimsel literatürün de yavaş yavaş bu yönde değişeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü hastayı daha az travmatize eden, daha erken normal yaşantısına döndüren bir yöntem MidCap, ki detaylarını birazdan sizin öncülüğünüzde tartışacağız. Kalp cerrahisi şimdi bütün bilim dalları gibi gelişmeye, yeniliğe açık, muhtaç yani bu konuda. Ve cerrahlar da aynı zamanda bilim insanları ve hep daha az invaziv, hep daha fazla fayda sağlayan, daha başarılı olan neyse, yöntem neyse buna yönelmek zorunda. Bizi bu konuda zorlayan şeyler de var. Teknolojinin gelişmesi,
PCI gelişmesi ve stentlere alternatif limanın kalması elimizde. Hastaların bu konuda bilinç sahibi olmaları ve sternotominin doktorlar ya da hastaların zihnindeki oluşturduğu travma, komplikasyonların akla gelmesi bizim minimal invazif yöntemlere, özellikle MIDCAP'e yönlendirmektedir. Bu gün geçtikçe daha çok artan bir sayıya ulaşacak. Belki işte Mete Hocam dediği gibi yeni klasik yöntem bu olacak. Çünkü kalp cerrahisine klasik yöntem demek de haksızlık. O da belli bir gelişimin sonucunda ortaya çıktı ve gelişmeye devam ediyor. Bu gelişmenin devamında biz seyrediyoruz. Yani biz bunu belki tarihi yazıyoruz işte bu şekilde. Evet. Şimdi ben buradan ayrı bir başlık olmak üzere sadece iki cümle çok önemsediğim bir şeyi belirtmek istiyorum. Minimal invaziv kalp cerrahisinde birçok kişi ya koronere yöneliyor, ya kapağa yöneliyor, ya yani bir yönüne yöneliyor. Fakat total minimal invaziv kalp cerrahisi ya da total minimal invaziv kalp cerrahı dediğimiz zaman işte o zaman kişilerin bakışları da daha yumuşak olabiliyor. Yani cerrah bence aynı zamanda minimal invaziv aort, mitral, koroner, gerekirse çoklu modaliteye minimal invaziv olarak bunların hepsine yönelim olduğunda tabii işin ucuna bir yerden girecek. Belki mitralden girecek, belki koronerden girecek. Ama hepsini yapma yönünde bir eğilimi olduğunda o zaman bu geçiş eğrileri çok daha kolay oluyor benim kendi düşüncem. Bunu da total minimal invaziv cerrah ve cerrahi diye bir kavram olarak ben kendi ülke kalp cerrahisi nosyonumuza, jargonumuza katmakta isterim. Buradan çok uzatmadan, sözü de çok kendimde toplamadan MIDCAP ile ilgili ben çok konuşacak şey var. Süreyi de çok güzel kullanmak lazım. Biz de kendimize göre bir nosyon geliştirdik. Kendimize göre bir klinik tarzımız oluştu. Ben görüyorum ki dünyada da Türkiye'de de belki de yapan herkesin kendine göre bir tarzı bir şekilde oluşuyor. Bunu etkileyen faktörler de herhalde kliniklerin kendi dinamikleri, enstrüman zenginliği ya da enstrüman fakirliği, hasta volüm oranı, bunların hepsini etkiliyor. Biz de bir şey geliştirdik. Ne geliştirdik? Kendimize göre bir format geliştirdik. Bu format birçok hekimde benzeşiyor, ayrışıyor. Ben bunu hızlı bir şekilde bu maddelerle izin verirseniz sayacağım. Sonrasında sizden de yine beraber hani tartışalım ortaklaşa. Peki biz ne yapıyoruz? Biz 4. interkostal aralıktan bazen de 5'ten aortaya ya da işte uzaklığına göre mammari uzunluğunu düşünerek 4. interkostaldan 6-8 cm insizyon yapıyoruz. Periferik kanülasyon mecbur olarak kullanıyoruz. Son zamanlarda sıkça subklavyen kanülasyon yapmak zorunda kalıyoruz. Hastalarda koroner arter hastalığın yandaş rahatsızlıkları olması nedeniyle. Bu aslında hekim olarak beni rahatsız da bazen edebiliyor. Şu anlamda açığa dönme oranı çok düşük de olsa bir anda subklavyen insizyonu, bir anda minimal invaziv insizyonu, bir anda ortopedi bir insizyon gerçekten çok rahatsız edici. Fakat bir şekilde hasta talebi yoğunlaştığı zaman yaptığımız bir modalite. Chitwood klempleri mitral için dizayn edilmiş, koroner için dizayn edilmemiş. Bu çok büyük bir handikap ama Chitwood klemp kullanıyoruz. Açıkçası endo artık balon kullanmıyoruz. Öyle bir imkan da zaten yok çok pahalı olması nedeniyle. Kardiyoplejimiz tek doz. Kullandığımız modifiye denlido türü bir şey. Tek doz kullanıyoruz. Bu çok önemsiyoruz. Minimal invaziv kalp cerrahisinde tek doz kullanımını. Standart cerrahi aletlerle direkt görüş altında yapıyoruz. Fakat bunu kamerayla zenginleştirilebilir. Uzun aletlere de ihtiyaç olduğu zamanlar gerçekten var ve elinizin altında bence bulunmalı. Hasta seçimi konusunda neredeyse yok ama başlarken olmalı. Komplikasyonlar konusu çok önemli. Retrograd bir akım var ve aortik manipülasyonlar var. Bu ikisi biraz cerrahı şey yapabilir, yani biraz zorlayabilir. Hasta memnuniyeti yüksek. Öğrenme eğrisi kısa bence, uzun değil. Ameliyat öncesi bir tomografi çekilme gerekliliği yine minimal invaziv koroner bypass cerrahisinin bence bir külfeti. Bazı hastaların kreatin değerleri ister istemez yüksek olabiliyor.
Graft stratejisi Mete Hocam'ın bahsettiği gibi çok önemli. Yani lima, radyal, T-graft, safenden kaçınma, sağ koronere, radyal arterin kullanılamayışı, Riemann'ın da buradan çıkarmak için enturmasyon eksiklikleri, bunun da dezavantajları yine konuşacağız. Kabaca böyle bir formatı var bunun. Arzu ederseniz sizlerin görüşlerinden sonra bir iki belki resim ve video gösterebiliriz. Bu giriş yerleri konusunda, tek doz kardiyopleji, bu stepler konusunda bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Stepler konusunda rahatlatıcı ya da farklı bir düşünceniz var mı? Hocam ben izninizle şöyle ifade edeyim. Öncelikle aslında detaylı preoperatif değerlendirilmesi, BTS'nin çok iyi değerlendirilmesi, gereğinde ameliyat masasında dahi hastanın fizik muayenesinin devam etmesi önemli stepler. Dördüncü interkostal aralık birçok koroner artere ve aortaya ulaşım açısından ideal aralık gibi görünüyor. Ama siz de biliyorsunuz hepimiz gereğinde bunu manipüle edip beşinci interkostal aralığa çekebiliyoruz. Hasta anatomisi çok belirleyici olabiliyor bu konuda. En önemli aşamalardan bir tanesi bu bahsettiğiniz stepler içinde lima. Lima hazırlama şekli biliyorsunuz pek çok cerrah tarafından sklerotenize lateral yaklaşımla hazırlanılıyor. Sizin de kullandığınız, işte bizim de kullanmaya başladığımız, kullanmaya çalışacağımız yöntemdeki lima üzerinden medyalden giderek lima üzerinden devam eden yöntem daha az tercih ediliyor ama biz şimdiye kadar herhangi bir kısa mamaryayla karşılaşmadık, yetişmeyen mamaryayla karşılaşmadık. Periferik arter hastalığıyla beraber olması hastalığın bazen zorlayıcı olabiliyor. Ben de size sonuna kadar katılıyorum. Cerrahın subklavyen kanülasyona aşina olması gerekiyor. Bunların hepsi kısıtlayıcı ve zorlaştırıcı faktörler. Ama sizin kendi deneyinize bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla, içinde bulunduğumuz kadarıyla aşılamayacak faktörler değil kesinlikle. Bu stepleri kolaylaştırarak normal cerrahiye, bizim alışkın olduğumuz cerrahiye yakın hale getirerek learning curve'ü daha da azaltmak mümkün gibi görünüyor hocam. Şimdi beta-anjiyo konusunda Mehmet Hocam bazı hastaları es geçebiliriz dedi sanırım. Tabii Mehmet Hocam'ın çizgisine gelebildiğimiz zaman bizim de öyle düşünmemiz gerekebilir ama Mehmet Hocam için artık bu yeni klasik olduğu için gerektiği anda subklaven kanülasyonuna geçebiliyor. Bir şekilde işi kotarabiliyor. Ama hasta seçimi yapacağımız için ve yeni başlayan arkadaşların beta anjiyografi gerçekten çok ciddiye almasını öneriyorum. Bu şekilde hem kanülasyon yerlerinin belirlenmesi hem de kalbin pozisyonunu da değerlendirerek, tabii kontrastsız da olabilir ama hazır çekilmişken beta anjiyografide kalbin pozisyonu değerlendirerek dördüncü interkostal aralığın bulunması ya da karar verilmesi önemli olabiliyor. Bu cerrahinin başlangıcında hastanın herhangi bir pozisyon verilmesi gerekmediğini biliyoruz. Ve tek akciğer kanülasyonuna gerek kalmıyor. Çünkü anterolateral küçük bir kesi yapıldığı için akciğere kartasyonu daha kolay sağlanabiliyor. Ek olarak anestezinin bize desteği jugüler kanülasyon yapılması ve jugüler kanülasyonunda hava kaçmaması için anestezi ekibinin bu kanülasyon sırasında da bizimle birlikte destek sağlaması ve iletişimde olması gerekiyor. Yoksa hava embolileri ya da kanülün kink olması gibi zorluklar karşımıza çıkabiliyor. Şimdi biz tabii bu minimal invaziv koroner bypass cerrahisini bir programda halinde biz kendimiz klinikte tabii yürütürken en önemsediğimiz konu Gündüz Hocam sizin de söylediğiniz gibi bunun steplerinin özellikle learning curve'ünün kısa açılabilmesini sağlamak. Bunun için de biz ne yaptık? Örneğin şimdi resimlerde gösteririz olmazsa hastaya bir kere pozisyonu şimdi tümden kaldırdık. Niye kaldırdık? Gerçekten pozisyon 10 dakika 15 dakika hastanın sol skapula altına konulan bir paketle yükseltilmesi. Tamam güzel lateralden girişlerde çok kot aralarını genişleten bir faktör önemli. Fakat anteriyordan girişte ne kadar genişletiyor tartışmalı. İşte mammaryanın internatorasik arterin iskelesi çıkarmasını kaldırdık. Çünkü bütün yaraların çoğunluğuna ben dikkat ettiğimde iskelesi çıkarmıyor. Pediküllü çıkarıyor. Biz de pediküllü çıkarıyoruz. Bu da cerrahi bir kolay avantaj sağlıyor. Çift akciğer yapıyoruz biz. Akciğeri
birkaç spançla görüş alanımızdan mammaryanın çıkarırken görüş alanımızdan çıkardığımız zaman çok yeterli oluyor. Zaten akciğer oraya kadar kapasitesi yetmiyor. Çünkü tek akciğer solunumunda anesteziye gerçekten çok ihtiyaç var. Emin olmanız lazım. Hem belki transferinde bile değişim yaparken ya da ameliyat sırasında öteki akciğerin gerçekten iyi solunumdan bütün parametreleri bir yandan takip etmeniz lazım. Anesteziye ne kadar takip etse de tek akciğere bir yük bindirilecek. Bazı hastalar koahlı, bazı hastalar bülü var. Solda olmayabilir, sağda olabilir. Bunun gibi birçok faktörü düşündüğümüzde biz elimizden geldiği kadar kendimiz klasik kalp cerrahisine çok benzeş bir modaliteyle bunu acaba yürütebilir miyiz diye bir düşünce oluşuyor. Bu şekilde de ilerliyoruz açıkçası. Ben arzu ederseniz şu resmi göstereyim. Siz de yani hastamıza şöyle bir şöyle bir pozisyon koyuyoruz. Defibrilatör petleri. Siz de gayet zaten çok iyi biliyorsunuz. Bu kol açık çünkü radyal arter aynı zamanda çıkarıyoruz. Son zamanlarda radyal artere yoğunlaştık biz de. Full arterializ yapabilmek için. O yüzden hastanın sol kolu açık bir şekilde bu şekilde bir uygulamamız var. Bu da yani minimal invaziv koroner bypass cerrahisine acaba beating bir şekilde yapabilir miyiz diye yine arteriyel radyal arter lima üzerine OM1-L'den anastomoz olan bir vakaydı. RCA'ya ulaşım konusunu yine ayrıca bir üzerinden isterseniz geçeriz. Bu da şöyle bir kısa olarak önüme gelsin. İma çıkarılmasıyla ilgili ekran şöyle bir bu isterseniz oynasın. O arada biz sohbetimizi yapalım. Here we present you our internal mammary arterial takedown strategy. Şöyle sesi kısalım. Bizim hem görüşümüz olsun. Hem bu isterseniz bu 6-7 dakikalık bu oynarken görüşümüzde görüşlerinizi alabilirim. Yani mammary'yi 4. interkostal denk kristalikten sonra tabii heparinizasyon var orada bir miktar. Çünkü jugülüler kateterden dolayı ve internal torasik arteri tamamen pediküllü bir şekilde şu ana kadar yetişmediği açıkçası neredeyse hiç olmadı. Bir şekilde yetişiyor. Zaten çok uzun ben klasik cerrahide de internal torasik arteri sonuna kadar çıkarmıyorum açıkçası. Bilmiyorum sizin düşünceniz ne bu konuda. Yapacağım LED'yi hedefliyorum ve oraya kadar çıkartıyorum. Sonuna kadar gitmiyorum. Aslında aynı şeyi minimal invaziv koroner bypass cerrahisinde yapmış oluyoruz. Bu stepler oynarken ben şeyi de söylemek istiyorum. Minimal invaziv kalp cerrahisinde, koroner bypass cerrahisinde aortayı, vena cava inferioru ve solus pulmoner veni dönme gibi açıkçası modaliteler var ama biz vena cava inferioru da hiç dönmüyoruz. Solus pulmoner veni de dönmüyoruz. Tamamen traksiyonlar ya da oktopus kullanıyoruz ama aortayı mutlaka dönüyoruz. Aortaya 6 mm bir teyple dönüyoruz ve traksiyon yapıyoruz. Bunun da avantaj dezavantajını birazdan konuşuruz. Ama sağ koroner arteri erişimle ilgili hiçbir problem olmaması ben burada özellikle görüşünüzü almak istiyorum. Yani biz sağ koroner arteri erişimle ilgili en rahat ulaştığımız damar o. Ama herkesin de sorduğu soru o. En kolay biz ona ulaşıyoruz. En kolay o anastomoza rahat ediyorum açıkçası. Fakat sağ koroner arteri lateral yaklaşımda birçok ulaşma problemleri duyuyoruz ve oraya stent deniyor. Benim görüşümü şöyle söyleyeyim size. Sizin de görüşünüzü çok merak ediyorum. Yani herkes şöyle bir düşünce içinde. Sağ koroner arteri erişmesek de olur. Oraya stent yapılabilir. Sizin bypasslarınız da tıkanabilir. Stent de tıkanabilir. Fakat şöyle bir durum var. Sağ koroner arteri siz bypass yaptığınızda bence stent ya da PCI şansı bir şekilde yine devam ediyor. Safeninizde de natif koroner arteride. Fakat stent ya da PCI bir şekilde yapılmış sağ koroner artere siz sadece lateral revaskülarizasyon yaptığınızda zaman içinde sağ koroner arter stenti oklüde olduğunda gözden çıkarmış olmuyor muyuz bilmiyorum. Yani bu konudaki hibrit yaklaşımdaki düşüncenizde ben hibrit yaklaşımla kesinlikle yanayım. Hibrit yaklaşım kesinlikle yapılmalı. Hibrit yaklaşım bence kardiyologla kalp cerrahlarını da
Bu en azından minimal invaziv kalp cerrahisini bir araya getiren faktörlerden bence birisi. Hibrit yaklaşımla ilgili düşüncelerinizi de çok merak ediyorum ben. Şimdi hocam öncelikle daha medyalden yaklaştığınızda lateral kesiye nazaran sanırım sağ koroner artere ulaşmak konusunda biraz daha avantajlı hale geliyoruz. Dediğiniz gibi kalbi yukarı doğru çektiğimizde sağ koroner arter daha kolay ulaşılır hale geliyor. Ben sizin vakalarınızda da seyrettiğim vakalarınızda izledim ve içinde bulunduğum vakalarda sağ koroner ulaşım konusunda bir sıkıntı olmadığını gördüm. Hibrit konusu özellikle değinmek istiyorum. Çok gündemde. Seçilmiş hasta gruplarında özellikle 3. jenerasyon daha başarılı stentler geliştirdikten sonra seçilmiş hasta gruplarında önemli bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Yalnız bu seçilmiş hasta grubu belki kardiyologların bakış açısıyla olan genç hasta, çok damar hastasından ziyade benim gözümde daha yaşlı cerrahi riski yüksek hasta grubu olmalı. Bunlarda belki yüksek cerrahi riski hastalarda Lima LAD bypass'ının yanında kullanılacak stent işleminin başarılı sonuçlar yaratabileceğini düşünüyorum. Yakın zamanda yayınlanmış Puşkaş'ın bir çalışması var bu konuda. Hibrit koroner revaskülarizasyonun çok başarılı sonuçlarıyla ilgili. Örnek bir çalışmadır kendisi de. O yüzden benim hibrit konusundaki görüşüm her hastaya değil seçilmiş yüksek cerrahi riski hastalarda iyi bir seçenek olduğu yönünde. Kesinlikle. Kesinlikle. Hocam bu konuda ben de şöyle düşünüyorum. Kesinlikle PCI'nin tercihinde zaten cerrahi risk göz önünde bulunarak karar veriliyor. Aynı zamanda stente uygun bir damar yapısının olup olmadığı göz önünde bulundurmakta fayda var. Hibrit yapmak yerine 10 pomp yaparak midcap'e zaten hemen hemen bütün damarlara ulaşmamız mümkün distallere. Ancak daha cerrahi riski yüksek olan, cerrahi safhaları uzatmak istemediğimiz, o pomp olarak yapıp bitirmek istediğimiz durumlarda hibrit operasyonlar tabii ki düşünülebilir. Ve onu da sizin söylediğiniz gibi, Mehmet Hocam söylediği gibi, kardiyologlarla bir ekip gibi çalışmamızı, onların da bize bakış açısının devam etmesini, olumlu bakmasını çok büyük katkıları var. Çünkü özellikle kardiyolojinin ve anestezinin bu işte bizimle birlikte olmaları çok önemli. Yoksa bütün sorumluluğun sadece cerrahın başında kalması ve bütün ekip dahil herkesin bize bakmasına neden oluyor. Ama kardiyolojinin ve anestezinin de desteğini almasıyla tam bir ekip haline geliyoruz. Zaten midcap'le biraz kardiyologların bakışında da küçük bir değişiklik olduğunu ben de hissediyorum. Yani onlar da minimal invaziv koroner bypass cerrahisini sanki böyle klasik cerrahiyle kendi yaptıkları PC arasında sanki böyle görenler de var. Cerrahiye vermeyip de sanki böyle bir ara modaliteye veriyormuş gibi görenler de var. Bu nedenle bence çok önemli. Kesinlikle hocam. Ben de öyle düşünüyorum. Hocam izin verirseniz ben size bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Bu özellikle midcap daha geçmiş dönemlerde off pump ile ilgili, son dönemde midcap ile ilgili daha az anastomoz, daha distal anastomoz gibi bir takım tartışmalar var biliyorsunuz. Hep gündeme getirilen. Daha doğrusu soru işaretleri var. Özellikle learning curve'ün başındaki insanlar tarafından veya midcap ile uğraşmayan doktorlar tarafından gündeme getirilen. Siz kendiniz hiç daha distal anastomoz yapmak zorunda kaldığınızı veya daha az anastomoz yapmak zorunda kaldığınızı klasik cerrahiye göre şu andaki mevcut tecrübenizi hissettiniz mi? Veya kafanızda böyle bir soru işareti hiç oluştu mu? Şimdi kesinlikle haklısın. İnkomplet cerrahi zaten yapılıyorsa o zaman bu cerrahinin bence hiçbir anlamı yok. Ama başımıza gelmedi mi geldi. Yani tamamen kas içinde çıkmış, arasanız hiçbir yerde bulamadığınız büyük de bir OM olan bir hastamızda sonradan PCI'ye verdik. Ama açıkta da olsa bulamayacaktık belki. Tamamen intramüsküler çıkan bir LAD vardı. Çok distal değildi. Fakat o anda şeyi düşündüm ben de. Açık cerrahide olsa bu kadar distal ve ince bir LAD mi yaparım yoksa bu intramüsküler segmenti bir şekilde bulur oraya mı yaparım? Intramüsküler segmenti bulduk. Açtık oraya yaptık minimal invaziv cerrahide. Ama
Kesinlikle haklısın. Ben bu soruya şöyle cevap verebiliriz açıkçası. Neleri iyi yapar ve düşünürsek o zaman yeni başlayan insanlar daha kolay geçiş sağlar. Belki de sorunun cevabı belki burada yatıyor. Ben bunu şöyle söylüyorum. İlk vakalarda gerçekten insizyon 10 santimetre olmalı. Bizim ilk vakalarımızda 6 santimetreden gördük. Öyle yapmak istedik. Fakat gerçekten bize maksimal invaziv oldu. Ama hastaya minimal invaziv oldu. 3 damar hastamızı hiç unutmuyorum. Birkaç tane öyle 6 santimetreden başladık ilk vakalarımızda. Sonra 6 santimetreden yapmamamız gerektiğini de düşündüm. Yani 8 santimetre, yani hasta çok önemsemiyor 6-8 arasını. Evet. Önemseyebilir belki kozmetik olarak ama geneli çok da önemsemiyor. Yani ilk başlayan kişinin hatta 10 santimetreye kadar bence çıkmasında hiçbir sakınca yok. O zaman daha kolay belki olacak. Bir diğer nokta, ilk başlayan kişi hem RCA'ya ulaşmak ister inkompet olmaması için, hem aortaya uzak olmamak ister, hem de IMAS'ı uzun ister. Böyle evet. Bir şeytan üçgeni diyorum ben buna. Bu şeytan üçgeninden nasıl çıkacak? İşte senin de çok güzel bahsettiğin ve çok güzel yorumladığın ve gözlemlediğin üzere ameliyat masasında dahi fizik muayene devam ediyor. Bu sorunun cevabı preoperatiften başlıyor. O kesiyi yaptığımız ana kadar devam ediyor. Gündüzün de dediği gibi o çekilecek olan CT anjiyoda kalbin iz düşümünden başlayarak çok iyi yorumlanması, ameliyat masasında sternum uzunluğundan kaçıncı interkostalden girileceğine kadar gözlemleyerek bunun cevabını buluyor. Bunun cevabını bulurken ben kesinlikle herkesin learning curve'ünü mümkünse bir ay, iki ay olur. Ben bilemiyorum o süresini. Kişiye göre değişir. Birilerinin yanında da bu klinik, özelleşmiş kliniklerde gözlemlemesini tavsiye ederim. Tecrübe paylaşım açısından bir kere, iki kere görerek o zaman kendi tecrübesini olgunlaştıramaz. Kendi penceresinden baktığı yeterli gelmeyebilir açıkçası. Bir diğer nokta, neyi kolay yaparsa kesinlikle kanülasyon çok önemli. Total minimal invaziv kalp cerrahisinden bahsetme sebebim o. Minimal invaziv kalp cerrahisinin bence temeli iyi bir kanülasyondur periferik. Hastanın çok iyi boşalması lazım. Arteriyel basıncının da çok kabul edilebilir olması lazım. Böyle başlarsa sorun yaşamayacaktır cerrah ameliyat sırasında. Standart aletlerle yapılıyor ama uzun aletlere de ihtiyaç var. Kesinlikle elinde yeterli enstrüman olmalı. Tape octopus ya da perikardiyal traksiyon, o cerrahın kendi el alışkanlığına göre değişebilir. Çok önemli bir konu, ekip bu işe dedicate olmalı. Yani ekibiyle beraber hemşiresinden anestezi uzmanına, asistan arkadaşından uzman arkadaşına buna gönül vermeli, beraber hareket etmeli. Böyle olursa kolay olur diye düşünüyorum ben. Dezavantajları fazla. Bu dezavantajlar bahsettiğim gibi retrograd perfüzyonun stroke riski, CT anjiyografi çok önemli. Aortik manipülasyon çok fazla. Bu da yeni başlayan arkadaşımızı üzebilir. Çünkü aortla pulmoner arteri arasını ayırıp oradan tape ile dönmek, çift foot klempini koymak için gerekli. Aortayı insizyona yaklaştırmak için gerekli. Proksimal anastomozları yapması için cross klempi, side klempi koyması için gerekli. Ama bunların hepsi manipülasyon. Benim yeni başlayacak olan klinik ya da arkadaşlarım için benim tavsiyelerim bu şekilde olur. Bilmiyorum sizin kolaylaştırıcı ya da farklı bir yorumunuz olur mu? Şimdi öncelikle yeni başlayan veya midcap yapmayı düşünen insanlar için kesinlikle sizin dediğiniz bu konuya kendini adamış bir ekibin yanında özgüveni gelişene, tecrübesi artana kadar eğitim görmesi bence olmazsa olmazı. Sonuçta çok hassas, her an, her saniye değişebilen bir operasyon süreci yaşıyoruz ve her an komplike olmaya, her an açık cerrahiye dönmeye hazır bir süreç yaşıyoruz. Bence çok ama çok deneyimli bir ekibin yanında kabul edilebilir bir süre cerrahinin içinde bulunarak eğitim alması kesinlikle şart. Learning curve böyle tamamlanmalı. Bunun dışında asla komplikasyon yönetimi konusunda sadece cerrahın değil, anestezi ekibinin de, perfüzyon ekibinin de çok deneyimli olması gerekiyor. Dediğiniz gibi asistanından ameliyathane hemşiresine kadar herkesin dedicated olması gerekiyor bu konuda.
Ondan sonra ancak hastanın hayatıyla ilgili bu kadar önemli bir operasyona ve komplikasyona bu kadar açık bir operasyona girmek gerekiyor. Çok önemli bir noktaya parmak basıyorsunuz. Rutin cerrahi deneyimi reddetmeyerek, rutin cerrahinin içinde farklı bir alana yönelerek, rutin evet. cerrahi tecrübemizi kullanarak ilerlemek çok önemli hocam bence. Zaten belki bu modelite Mehmet Hocam hep vurguladığı gibi minimal invazive belki bir geçişi kolaylaştırıcı, elimizi güçlendirici bir serbest alan oluşturuyor. Gerekirse on-pomp beating heart ya da on-pomp cross clamp altında yapabilme özgürlüğü tanıyor. Aynı zamanda mid-cap yaklaşımla. Bunu da klasik cerrahi yaptığımız öteki vakalarımızda learning curve'ü kısaltmak için ben kendi deneyimimi söyleyeyim. Ben sol tarafta çalışmaya başladım. İkinci cerrah olarak öteki arkadaşlarımın vakalarına falan girdiğimde işte öteki taraftan anastomozları falan yapmaya başladım, kanülasyonu. Böylece hastanın solundan çalışmaya alışıyor insan. İlk başlangıçta çünkü çok ters geliyor. Yani yıllardır hep sağda olduk. bir anda karşı tarafa geçince bile bir şaşkınlık oluşuyor. Yani bu learning curve'e alışmak için bir katkısı olabilir diye düşünüyorum bunu. Ben kendim de öyle düşündüm. Bir de endoskopik cerrahi aletlerin eğitim setleri falan var. Onlardan uzun aletlerle boş zamanlarında sık sık çalıştım. Mesela bu normalde kullandığımız şeyler değil. Yani minimalize kapak cerrahisi falan yapmadığım için direkt mid-cap'le bu işe haşır neşir olduğumuz için onun da işte bir eğitim seti edindim ve onunla yeteneklerimi geliştirmeye çalıştım. Devam ediyorum ben yine. Tabii Türkiye kalp cerrahları laparoskopik eğitim almadıkları için bazı ülkelerde alıyorlar. Onlar birazcık daha kolay oluyor uzun aletlere çalışması. Bizler sadece evet. rotasyon yapıyoruz genel cerrahide. Çok da kullanmıyoruz onları. Ben sürede zannederim çok ilerledi. Bazı noktalar var. Onlara da vurgulamak çok istiyorum. Baştan da söylediğim gibi minimal invasif kalp cerrahı, koroner bypass cerrahisi alternatif olma yolunda. Yani kesinlikle ondan daha üstün şu an diyecek noktada mıyız bilmiyorum. Ne zaman? Belki beating full arteriyel yaptığımız zaman belki o zaman üstündür diyebiliriz. Çünkü kardiyopulmoner bypass kullanımı ve cross clamp bir de üzerine aortik manipülasyonların fazla olması bana minimal invaziyetini biraz sorgulatıyor. Minimal invaziv koroner bypass cerrahisini bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani pomp, o yüzden şöyle bir şey yapmak lazım. Yani sizin pompa süresini kısaltmanız lazım. İskemik zamanı ve evet. hastada nörolojik komplikasyon yapmamanız lazım ki cerrah en azından klasik cerrahiye alternatif diyebilsin. Çünkü hasta sternotomiden kaçınmak hasta için yeterli. Ama hasta işin bu yönünü bilmiyor. Yani sternotomiden kaçınmak olarak görüyor hasta. Fakat cerrah da pompa süresini kısaltıp aortik manipülasyonları az tutmalı, retrograd perfüzyonun komplikasyonlarından kaçınmalı ki bu ortak paydada buluşulsun. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Benim düşüncem bu şekilde ama. Yani farklı bir boyuta taşıyorsunuz aslında siz minimal invaziv cerrahi bu durumda. Sizin dediğiniz gibi sadece hastalar tarafından değil, hekimlerin de önemli bir kısmı tarafından. İşte sol anterior veya sol anterior lateral torakotomi ile yapılan koroner bypass girişimi minimal invaziv cerrahinin genel tanımı olarak görülüyor. Pompa süresi veya kanülasyon teknikleri çok fazla olaya dahil edilmiyor. Ve halkın dışarıdan gördüğü gibi, hastanın dışarıdan gördüğü gibi küçük bir kesim minimal invazivin doğru tanımı olarak değerlendiriliyor. Ama siz farklı bir boyuttasınız. Hastaya verilen tüm zarar, yani invaziv tüm işlemler için minimal yaklaşımını vurguluyorsunuz. Bu önemli sonuçlar üzerine çok olumlu değişimlere sebep olacaktır diye düşünüyorum. Ama benim de kafamda şöyle bir soru işareti oluyor. Bu süreç minimal invaziv cerrahinin learning curve'ünü nasıl etkiler? Yani hedefler değiştiğinde full minimal yaklaşımda learning curve ne olur? Etkilenir, negatif etkilenir. Evet. Negatif etkilenir mi? Onu ben de düşünüyorum. Evet. Ama siz çok haklısınız. Bu da asıl gerçek minimal süreçtir diye düşünüyorum ben de. Onun için de işte yüksek volümlü belki merkezlerde
teknik ekipmanların tam olduğu yüksek volümlü merkezlerde belki bu süreç daha da kısaltılabilir. Çünkü gerçekten teknik ekipmanlarımız olan, örneğin biz şu an RIMA'yı çıkarma konusunda teknik ekipmanımız şu an olmadığı için çok RIMA'yı oradan çıkaramıyoruz örneğin. Gerçekten de teknik ekipman çok önemli. Yani siz ekibiniz her şeyiniz, ama her şeyiniz olabilir. Teknik ekipman yetersizliği bu işi baltalıyor. Bu kadar çok net bir şey. Bir diğer nokta, full arteriyel konusunda sağ koroner arterinin %90'ın üzerinde kılavuza göre darlık olması lazım. Yani oraya da safen koymanız lazım. Senin de geçen gün bir vakada bahsetmiştin. Açıkçası çok hoşuma da gitti. Yani şimdi insizyon toraksta çok küçük, radyalde çok uzun, bir de bacakta safen var. Yani şimdi o insizyonlar göğüstekinden uzun. Radyalde sağ koronere kullanmak çok istemiyoruz. %90'ın altındaysa lezyon. Mecbur evet. Safene yöneliyoruz. Yani şimdi boyutlar da var. O kısımların da belki teknik ekipmanlarla endoskopik olması lazım. Evet. Radyalinde. Biz gerçi safeni için endoskopiye benzer farklı bir yöntemle, belki sen de görmüşsündür. Hı-hı. Çok bir iki tane delikle çıkaracağımız safeni çıkarıyoruz. Biz kamera kullanmadan farklı bir yöntem kullanıyoruz. Safeni böyle boylu boyunca biz de açmıyoruz ama neticede kolda uzun bir insizyon, bacakta yine bir insizyon. Yani böyle orada birçok insizyon var. O yüzden sanki minimal invaziv koroner bypass cerrahisi sanki gelişim sürecini devam ettiriyor gibi geldi bana. Kesinlikle. Kesinlikle. İdeale ulaşacak, altın standart olacak hale gelecektir diye düşünüyoruz ama sizin gibi farklı yaklaşımların etkisiyle olacak bu. Yani öğrenilmiş şeyi taklit ederek değil, üzerine bir şeyler koyarak her deneyimle her deneyimi bir kilometre taşı kabul ederek ilerleyecek diye düşünüyorum. Hocam şimdi hastanın beklentisi dediğiniz gibi kozmetik ve erken iyileşecek ya da insizyonu küçük gördüğü için ameliyatın küçük, minimal, invazif olduğunu düşünmesi beklentileri. Ama hekimin beklentileri işte postoperatif ağrıların olması, kot fraktürü olur mu, gerilim ağrıları, hastanın mobilizasyon süresi ve bunlara ek olarak kardiyopulmoner bypass'ın komplikasyonları, renal hasarlanma, nörokognitif bozukluklar, inme, enfeksiyon vesaire. Hekim bunlar hepsini düşünüyor. Sizin kaygılarınız o yüzden bunlarla ilgili. Biz kardiyopulmoner bypass'tan tamamen elimizi çektiğimiz zaman, hani kardiyopulmoner bypass'ı ekleyelim deyip bir beklentilerimiz var. Ne var? Bazı sıkıntılı hastalar için güvenli bir cerrahi oluşması, kolay manipülasyon sağlanması, distal damarlara daha rahat ulaşabilmemizi sağlaması gibi gibi. Yani bizim bu minimal invazif cerrahiye geçişte bizi cesaretlendiren, bizim yanında bir sigorta adet olan bir var. Yani off pump ve on pump hastaların karşılaştırmalarını düşündüğümüz zaman aralarında çok ciddi şeyler yok, farklılıklar yok. Midcap'le ötekileri karşılaştırdığımızda daha ciddi farklılıklar oluşuyor. O yüzden midcap'e yönelimden korkmadan gerekiyorsa kardiyopulmoner bypass'ı kullanmaya devam etmeliyiz. Kesinlikle. Ve hastaya göre, sizin hep söylediğiniz gibi vakaya göre karar almalıyız ve hep öyle alıyoruz zaten. Zaten benim kendi açıkçası yaklaşımım da hep şu yöndedir. Hiçbir zaman hiçbir noktamız sabit değil. Yani kararımız hep hastanın evet. Anatomisine, komorbid durumlarına göre, hatta biz odamızdaki herkesin, ama herkesin ağzından çıkan bir laf olduğu zaman onun hemen değerine bakıyoruz. Yani işte insizyondan söyleyebilir, işte ya bu atan kalp dolurmuş, ya da işte pompa kullanalım, ya da şunu şöyle yapalım. Şunu demek istiyorum, herkesin her sözünün ve bir değeri var. Hastanın da bedeninin de bir değeri var. Vücut bütünlüğünü bozarken, tıp adına, onu iyileştirme adına bozarken, doğru olanı yapmak için herkesin ama bilgisini biz de açıkçası dinliyoruz ve müracaat ediyoruz. Ortak paydada buluşuyoruz. Çok çok da güzel ve verimli sonuçlar ortaya çıkıyor. Biz tabii bu sohbette kendi hep beraber görüşlerimizi söyledik ama daha çok immatür bir bence cerrah gelişiyor. Türkiye bununla yeni tanışıyor. Ben eminim ki sizlerle, bizlerle, herkesle bu daha çok insanın yapmasıyla çok daha güzel yerlere bence gelecek. Benim düşüncem bu. Ben
Çok teşekkür ediyorum sizlere. Beraber sizin de bu tecrübelerimizi konuşma fırsatı da elde ettiğim için öncelikle derneğimize, tüm meslektaşlarıma da saygılarımı sunuyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Benimle burada birlikte olduğunuz için. Hocam çok teşekkür ederiz. Hocam. Buyurun. Sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Derneğe dair bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Çünkü muhtemelen ilerleyen dönemde en çok konuşacak konulardan bir tanesi olacak MİDKEF kalp cerrahisi camiasında. Şu anda bile yeteri kadar gündemde diye düşünüyorum. Umarım tecrübelerimizle bizi izleyen herkese veya meslektaşlarımıza katkıda bulunabilmişizdir diye düşünüyorum. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Hem izlediğimizde, ilk sizi gördüğümde sıcak tavırlarınız ve cerrahideki kafamdaki deli sorular, kaygıları ilk ameliyatta atlatmamı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Derneğimize de, büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bu konunun gerçekten çok ciddi şekilde ilerleyeceğini, yeni klasik cerrahi olacağını ben de tahmin ediyorum, düşünüyorum. Umutlarımız o yönde. İyi akşamlar. İyi akşamlar.